KPSS Türkiye birincisi Rabia Aktaş ile birlikteyiz. Rabia Tekuzem ile KPSS'ye hazırlandı. Türkiye birincisi olarak atandı. Öğrencilerine kavuştu. Bize atanma hikayesini anlatacak. Rabia hoş geldin. Bize kendinden bahseder misin? Merhaba, ben Rabia Aktaş. 2021 KPSS Türkiye birincisiyim. Tekuzem ile sınava hazırlandım. 88 puan alarak Düzce Necmi Hoşver Ortaokulu'na birincilikle atandım. Rabia, Tekuzem ailesi olarak seninle gurur duyuyoruz ve seni tebrik ediyoruz. Senin gibi çok iyi öğrenciler yetiştireceğinden asla şüphemiz yok. Bu sınav hazırlık sürecinde Tekuzem'i nasıl keşfettin? Instagram'dan gördüm, sonra araştırdım, ücretsiz derslere katıldım. YouTube'da videolar vardı, onları da izledim. Eğitim danışmanlarıyla görüştüm. Canlı derslere katıldım. Canlı derslere katıldıktan sonra da kayıt yaptırmaya karar verdim. Türkiye birincisi olarak Tekuzem'den almış olduğun eğitimin faydalarını anlatır mısın? Tekuzem'den aldığım eğitimin faydalarını şu şekilde açıklayabilirim. Canlı derslere katıldıktan sonra tekrar videolarını izleyebilmem benim için çok iyi oluyordu. Peki başka nasıl avantajlar olur abi? Canlı derslerde soracağımız sorular varsa söyleyebiliyorduk, sorabiliyorduk. Hocamızla da konuşuyorduk sürekli. Anlamadığım, dinlemediğim şeyleri ders tekrarından falan sürekli dinliyordum. Bazen videoların hızını arttırıp bazen yavaşlatabiliyordum. Bir de ben Kocaeli'nde yaşıyorum mesela. Ankara'daki hocalardan ders alma imkanı bulmuştum. Bazı hocaların adını daha önceden çok duymuştum ama belirli dershanelerde çalışıyorlardı. Ve hani o dershanelere gitme imkanım olmadığı için uzaktan derste hocalarımın derslerine katılabiliyordum. Dersin öncesinde ders notlarını indirip önümde bir notumun olması da benim işime çok yarıyordu. Onun sonrasında deneme sınavlarına giriyorduk. Arkadaşlarımızla birlikte birbirimizin doğrularını yanlışlarını görebiliyorduk. Sıralamasını görebiliyorduk. Dersler bittikten sonra pekiştirme derslerimiz vardı. Pekiştirme derslerine giriyorduk. Daha kısa ve daha öz bir anlatım oluyordu. Ders notları, pekiştirme dersleri ve online deneme sınavları benim için çok faydalı olmuştu. Ve bunların yanı sıra hocalarımıza istediğimiz zaman istediğimiz soruyu da sorabiliyorduk. Ya ben mesela şimdi Kocaeli'ndeyim ama Ankara'dan bir hoca sanki gelmiş benim evimin ortasında hani tüm aileme ders anlatıyor gibiydi. Biz çünkü bilgisayarı koyuyordum ben kenara. Ben izliyordum. Ailem işte çay falan hep birlikte oturuyorduk. Onlar da dinliyordu bazen. Bazen babam gelip bakıyordu. Sanki bizim evin içindeydi. Böyle koltukta oturuyordu ve bize bir şeyler anlatıyor gibiydi. Rabia, şu an sınava hazırlanmakta olan öğrencilerimize neler tavsiye edersin bir Türkiye birincisi olarak? Sınava çalışan arkadaşlarıma şunları tavsiye edebilirim. Sınav süreci çok zor. Yani ben de çalışırken çok zorlandım. Asla pes etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben ilk sene çalıştığımda 298. olmuştum. Kesin gözüyle bakıyordum atanacağıma. 6 ay falan hiç kitap kalem açmadım, çalışmadım. Daha sonrasında işte atanamadığımı öğrendim. Çok düşük bir kontenjan gelmişti. Tekrar başlamak benim için çok zor oldu. Bir hafta falan çalışamadım, tekrar başlayamadım. Hani buraya kadar gelmişken açıkçası geri dönmek istemedim. O yüzden tekrar çalışmaya karar verdim. Daha sistemli, daha azimli, daha kararlı bir şekilde. Benim tavsiyem o yüzden asla pes etmemeleri, sistemli ve düzenli çalışmaları. Gerçekten hani süreç boyunca ilgili bir öğrenciydin, meraklıydın, sürekli araştırırdın, sürekli sorardın, asla pes etmedin. Mücadeleni verdin, gurur duyacak bir tabloyla ve gurur duyacak bir sonuçla hedefine ulaştın. Ben inanıyorum ki senin gibi yani gerçekten bu işe emek veren, mücadelesinden pes etmeyen, çalışan, araştıran, soruşturan, her şeyden de öte zaten sınavı tanıyan insanlar gerçekten başarıya ulaşabiliyorlar. Rabia, Tekuzem'in öğretmen kadrosu hakkında görüşlerini aktarır mısın? Genel olarak hocalarımız çok ilgiliydi. Sınav sürecinde her sorumuzu yanıtlamaya çalıştılar. Zaten ortak WhatsApp gruplarımız vardı. Hocalarımız da gruplarımıza dahil oluyordu. Arıyordum da, genelde Akif hocamı arardım. Sürekli sorularımı yanıtlardı. Sadece sorular da değil, mesela rehberlik de yapıyordu bana. İşte ben çok detaylı çalışıyordum. O konuyla alakalı beni uyarıyordu sürekli ya da bazı kitapları öneriyordu. Sınav sürecinde hocalarımız bizle çok ilgiliydi. Sanki sınava bizle hazırlanıyorlardı. Uzaktan eğitim olsa bile yani sanki biz bir sınıfın içerisindeydik. Sürekli iletişim halindeydik. Eğlenceli bir ortamımız da oluyordu. Dersin ardından eğlence, işte sohbet, muhabbet, hal hatır sorma falan da yapıyorduk mesela. Biz dershaneye göre uzaktan eğitimin artıları nelerdir sence? Bence uzaktan eğitimin faydaları şöyle. Yolda geçen zaman söz konusuydu. O süre zarfı içerisinde soru çözebilirsin, canlı derse katılabilirsin ya da videoların tekrarını izleyebilirsin. Yağmurda çamurda uğraşmamış oluyorduk mesela. Bir de benim için en önemli şey, dershaneye gidemediğim zamanlar ders tekrarını izleyemiyorsun. Yani o ders kaçmış oluyor. Tekuzem'de canlı derslerin tekrarı oluyordu ve bunlar kaydediliyordu. Kaydedildiği için ben de oradan izleyebilirim.
izleyebiliyorduk. Evet. Hatta bir yıl önceki videolar bile sisteme yüklenmiş bir haldeydi. Ben daha hocamız ders anlatmadan geçen seneden anlatmış olan hocanın anlattığı dersleri izleyip derse hazırlıklı bile girebiliyordum. Ya fiyatı dershanelere göre daha uygun zaten. Ya bir de alanında daha çok kendini geliştirmiş öğretmenlerden ders alma şansım olmuştu. Şu an senin gibi sınava hazırlanmakta olan arkadaşlarımıza uzaktan eğitimi ve TEKUZEM'i önerir misin? Öneririm tabii ki. Zaten ücretsiz canlı derslere girme olanakları var. Ders veren hocaları zaten tanıyorlar. İsimleri zaten her yerde var. Paylaşılıyor. Girip bakabilirler, araştırabilirler. Rabia'cığım katıldığın için teşekkür ederiz. Bizi gururlandırdın, onurlandırdın. İnşallah bu videoyu izleyen arkadaşlarımıza bir ilham kaynağı olur. Onlar da senin gibi inşallah güzel sonuçlar elde ederler. Öncelikle size desteğiniz için ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Sınava çalışanlar için şunu diliyorum. Hani umarım herkes emeğinin karşılığını alır. Herkes hak ettiği yere atanır. Daha fazla bu sürecin içinde bekleyip yıpranmazlar. Umarım hepsi için hayırlısı olur.